Telefon hattımızda Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Sayın Hasan Kalyoncu var. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Günaydın, geçmiş olsun. Günaydın, teşekkür ediyorum. İzmir'imize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Evet. Allah'tan rahmet diliyorum. Zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Geçtiğimiz günlerde sizinle bir canlı yayına katılmıştık ve aslında bir anlamda neler yapılması gerektiğini de çok ayrıntılı olarak açıklamıştınız. O üzerinden çok fazla süre geçmeden böyle olağanüstü bir yağışla karşılaştı İzmir. Dün de zaten haber ajanslarına düştü. Biz de bu sabah itibariyle haberleştirmiştik. 12 maddelik bir acil eylem planı, bir anlamda acil eylem planı ve acilen yapılması gereken işlerde öneriler sunmuşsunuz Sayın Vekilim. İzmir'in kaderi midir bu? Biz olağanüstü bir olay mı yaşadık? Nedir bu çektiğimiz Sayın Vekilim? Önlenebilir mi bunlar? Evet, şimdi olağanüstü olaylar yaşayabiliriz. Bu normalde karşılaşılabilecek felaketler olabilir. Mesela deprem, yağış, fırtına. Bunlar her zaman karşılaşabilecek durumlar. Fakat şu önemli. Ne yaptınız? Önlem aldınız da bu felaketler oldu mu? Buraya dikkat çekmek gerekiyor. Önlemlerin alınması gerekiyor. Önlem almadan sadece işte yağış metrekareye şu kadar yağış geldi diye bu açıklamayla, bu ifadeyle bundan kurtulunamaz. Şimdi sürekli İzmir'de bu son zamanlarda bu üçüncü sel felaketi sürekli oluyor. Sürekli evet. Yağmur yağıyor ve bunu bilim adamları uyarıyor, söylüyor. Biz de söylüyoruz. Şimdi iklim değişimi ve yağışlardaki değişim ortada. Bir ayda yağacak yağmur bir saatte, bir günde yağabilir. Evet. Fakat Büyükşehir Belediyesi buna karşı nasıl bir önlem aldı? Bunu bir yıl öncesinden sorduk, anlattık. Kendilerine medyadan önerilerde bulunduk. Önlem alması gerektiğini söyledik. Fakat gördüğümüz şey şu. Yani hiçbir önlem almadan bu bir felaket geldi. İşte İzmir'i sel aldı. Bu ifadeler yanlış ifadeler. Önlem alması gerekiyor. Mesela sel kapanları kurdunuz mu? Mesela yaptığınız alt geçitlerde ve diğer alanlarda, köprülerde, karayollarında bu su toplanan alanları drene ederek burayı tahliye suyu, dolan suyu tahliye edecek çalışmalar yaptınız. Bu yağmur yağdığında dere yataklarını bu kapasite kontrolü yaptınız mı? Şimdi bunu hep söylüyoruz. Dere yatakları planlanırken 100 yılda 500 yılda görene göre planlanır. Fakat şimdi iklim değişikliğinden kaynaklı sorunlar olacak. Yağış miktarı bir ayda gelen bir saatte geliyor veya bir günde geliyor. Buna göre dere yatakları planlandı mı? Dere yataklarının çevresinde buna göre önlemler alındı mı? Dere yataklarının etrafında oluşturulan bu duvarlar buna göre mi yapıldı? Şimdi İzmir'de yaşadıklarımıza baktığınız zaman parça parça bütün her yerde problem var. Bunlara karşı önlem almadıktan sonra kalkıp da bu işten sorumlu olanlar kendilerini felaket geldi ne yapalım diye işte bizim elimizde olan bir şey yok. Yağmur yağdı, sel oldu. Vatandaşlarımız da sıkıntıya girdi. Böyle bir ifade, böyle bir açıklama olmaz. Bu yanlış. Sayın Vekilim, biz şuna anlam veremiyoruz İzmirli olarak, en azından ben. Şimdi bir olağanüstü doğa olayı
bütün yıl, uzun yıllardır bilim adamları tarafından bütün dünyada yüksek sesle dile getiriliyor. Yaşanan iklim değişiklikleri vesaire vesaire. 17 tane fay hattının üzerinde olan bir şehirde yaşıyoruz. Yani 7 şiddetinde bir depremin olması sürpriz değil İzmir'de. Buna karşı ne önlem aldık diyoruz? 30 Ekim'de yaşanan felaketi, deprem felaketini çok çabuk unuttuk. Yaralar hızla sarıldı güya ama 100 küsür can kaybettik. Orada imar komisyonlarında görev alanlar, oraya imarı verenler, o imzayı atanlar bir kenarda kaldı. Hesap veren yok. Sel olayına gelince sanki göktaşı düşmüş gibi bir hava yaratılıyor. Efendim, bu yağmur geçen sene de buna benzer yağmurlar yağdı. Bu kadar olmasa da. Evveli sene de yağdı. Biz yine Karşıyaka haberi verdik. Kemeraltını sel bastı haberi verdik. Konakta araçlar mahsur kaldı haberi verdik. Yani yetkililer buna karşı acil eylem planı ve sizin de söylediğiniz gibi mutlaka birinci öncelikle bunları çözmesi gerekmiyor mu? Ya da şikayet etmesi mi gerekiyor böyle? Kesinlikle şikayet edecek olan vatandaş. Çözüm üretecek olan belediye. Şimdi İzmir'de yağmur suyu toplama sistemlerinin tam ve düzgün çalışır şekilde olduğunu düşündüğünüz zaman bunlar olabilir mi? Avrupa'da örnekleri var sayın vekilim. Daha fazla yağış alan yerler var. Böyle olaylarla karşılaşmıyorlar. Şimdi şöyle bir düşünelim. Bir nehir etrafında yerleşim olur. Bu nehirin etrafında yerleşime nehire gelin. Şimdi şöyle yağış olur. Nehir taşar, su basar. Bu tahmin edilebilir, olmayabilir. Ama şimdi sizin kanalizasyon sisteminiz yağmur suyu sistemiyle birlikte çalışıyor bazı yerlerde. Ayırmamışsınız. Evet. Yağmur suyu toplama sistemleriniz eksik. Bunu düzgün bir şekilde planladığınız zaman bunun kesinlikle sele dönüşmesini engelleyebilirsiniz. Bu sel oluşacak yerlerde yağmur suyu sel tutma kapanları oluşturduğunuz zaman bu seli engelleyebilirsiniz. Dere yatakları ve çevresini tekrardan kontrol altına alırsanız bunu engelleyebilirsiniz. İmar planları yaparken bu sel durumunu da dikkate alarak imar planlarını yaparsanız bunu engelleyebilirsiniz. Toplu taşıma, menfez, alt geçit gibi alanlarda drenaj sistemlerini en kötü senaryoya göre yaparsanız bunu engelleyebilirsiniz. Kuru dere yataklarının üzerine imar vermeyerek bunu engelleyebilirsiniz. Kapalı dere yataklarını açık hale getirip etrafında da güvenlik alırsanız bunu engelleyebilirsiniz. Engellenebilir bir durum, öyle değil mi sayın vekilim? Tabii ki yapılan planlamalarda ve hesaplamalarda iklim değişikliği katsayısını da hesaba katarsanız bunu engelleyebilirsiniz. Ama kalkıp derseniz ki işte dünyada iklim krizi var, her yerde sel oluyor ve İzmir'de de oluyor. Bu açıklama sadece İzmirli'ye zulüm oluyor. Topu taca atmak olur biraz da sayın vekilim. Tabii yani Tutsayar diyor ki ben önlem almadım, siz başınızın çaresine bakın. Şimdi evlerin hepsini su basıyor, işte iş yerlerini su basıyor. Bunlara bir önlem almak gerekiyor. Yani bu İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Fakat İzmir'in asıl felaketi İzmir'i yönetenlerin beceriksiz. Asıl felaket burada. Evet. Valla böyle durumlarda şimdi söylemleriniz, eleştirileriniz bazı kesimler tarafından acımasız veya sert bulunabilir ama eğer böyle durumlar yaşanıyorsa bu eleştirileri hak etmişsinizdir. Şimdi eleştiri olarak değerlendiriyorlarsa önlemlerini alsınlar.
Şimdi bizim acımasız şekilde eleştirdiğimizi düşünenler varsa şuna bir baksınlar. Biz diyoruz ki nasıl önlemler aldınız da bu felaket oldu. Olabilir yani, felaket çok büyük bir yıkım olur. Buna da engelleme imkanlarınız olmaz. Biz şunu diyoruz. Çıkıp Tunçer diyecek ki biz şu önlemleri aldık. Bu bütün önlemlerin hepsini aldık fakat yine de sel etkili oldu. Buna diyecek şey yok. Ama hiçbir önlem almadan şehri kendi haline bırakıp yağmur suyu sokaklardan derelere akacak şekilde, dereler binaları yıkacak şekilde bir ortam ortaya çıkıyorsa ve yaptığınız alt geçitlerde su toplanıp vatandaşlar buralarda uğraşıyorsa burada bir hata var. Mühendislik hatası var, yapım hatası var, belediyenin hatası var. Şimdi araba kullananları dışarıya çıkmayın diyorsunuz da siz İzban gibi bir yer yapıyorsunuz. Bunun selle önlemini almanız gerekmiyor mu en başta? Yani bu planlanırken depreme, sele, afetlere dayanıklı şekilde planlanması gerekmiyor. Evet. Japonya planlanıp vatandaşa sıkıntı vermeden işleri çözmek gerekiyor. Vatandaş size bunun için oy verdi. İzmir'e hizmet edin. İzmir'e daha güzel, İzmir'i daha güzel hale getirin ve problemleri çözün. Yani çözüm makamı orası. Şimdi çözüm makamı değil ki sel oldu, felaket oldu. Biz bir şey yapamayız. Böyle bir şey yok. Evet. Sahaya çıkmak sorunu halletmek demek değildir sayın vekilim. Sahadayız gerçekten, mesajları. Felaketten sonra tabii ki yani deprem olsun, sel olsun, fırtına olsun, felaketten sonra vatandaşların yardımına, ihtiyacı olanların yardımına koşmak gerekiyor. Bu da belediyenin görevi. Yani bu da ayrı bir durum. Yani felaket olmadan önce alınacak önlemlerin haricinde felaket olduktan sonra alınacak önlemler de var. Yapılacak işler var. Yani belediye bunların tümünü planlaması gerekiyor. Öyle sadece deprem oldu işte biz en önce biz yetiştik, sel oldu biz geldik yetiştik, işte o oldu biz önce ulaştık ya, böyle bir savunma tarzı yok. Savunma tarzı yok. Olan İzmirli oluyor sayın vekilim, yani en azından ben öyle düşünüyorum. Olan İzmirli'ye ve İzmir'e oluyor. Evet. Ne maalesef. Arkadaşlar da oradan ondan sonra eleştirilere bizi niye eleştiriyorsunuz diye yapacak bir şey yoktu. Felaket geldi ne yapalım diye böyle bir ifadeyle evet. Kendini kurtarmaya çalışıyor. Menderes'te de bu zulmü yaşamasına gerek yok. Menderes'te de iki canımızı kaybettik sayın vekilim. Evet, geçen selde de Menderes'te iki can kaybettik. Bu selde de can kaybettik. Yani bunun hesabını nasıl verecekler? Buna iklim krizine bağlayarak bu işten kurtulma söz konusu değil. Evet. Evet. Tekrar geçmiş olsun dileyelim. Sayın vekilim çok evet. Teşekkür ederim. Vatandaşlarımıza tekrardan geçmiş olsun. Bugün alanda zaten vatandaşlarımızı ziyaret edeceğim. Problemlerini, sıkıntılarını çare olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun sayın vekilim. Kolaylıklar diliyorum efendim.